Muhakematın Unsurul Akide bölümünden bir bölüm daha okuyacağız. İşaret. Eğer desen, bazı mutasavvıfın kelamından ittisal ve ittihat ve hulul zahir oluyor. Ve ondan tevehhüm edilir ki, bazı maddiyonun mesleği olan vahdetül vücuda bir münasebet gösterir. Bazı mutasavvıfın, yani bazı tasavvufçuların kelamından ittisal ve ittihat ve hulul zahir oluyor. Bazı mutasavvıfların sözlerinden ittisal ve ittihat ve hulul anlamına gelebilecek sözler duyuyoruz. İttisal ve ittihat, yani yaratıcıyla kainat birliği, birleşmesi, karışması, beraber olması, aynı şey olması gibi. Bir de hulul. Hulul de haşa yaratıcının belli bir insanda görünmesi. Belli bir insanın bedenini bir merkez olarak seçerek oradan insanlara konuşması. Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaptıkları gibi. Hulul derken sapkın bir inanç. Haşa Cenab-ı Hak bir insanda görünmüş olduğunu düşünmek hulul inancı oluyor. Sapkın bir inanç oluyor. Bir de ittisal ve ittihat da öyle. O da varlığın birliği, yani Cenab-ı Allah'la kainat ayrımını kabul etmemek, ikisini de bir kabul etmek, tek bir şey olarak kabul etmek, o ayrımı görememek, onu fark edememek, ayrımını yapamamak, evrene haşa bir ilah demek, evrene mesaj göndermek, evrenden mesaj almak, evrenle konuşmak, evrenden talep etmek gibi, bu da İslam itikadına göre şirk oluyor. Çünkü bu sefer Allah'a ortak koşulan madde biraz büyük olsa da, yani evren gibi büyük bir mevzu olsa da, bu yine bildiğimiz şirk türlerinden bir türe giriyor. Ve ondan tevehhüm edilir ki bazı maddiyonun mesleği olan vahdetül vücuda bir münasebet gösterir. Bazı maddiyon, burada filozoflardan bahsediyor, eski filozoflardan bahsediyor. Maddeyi esas alan eski filozoflardan bahsediyor. Onlar da vahdetül vücut demişler. Yani bizim İslam'da, tasavvufta bildiğimiz vahdetül vücut kelimesinden önce bunu eski materyalist filozoflar, maddeci filozoflar ilk önce bunu söylemişler. Vahdetül vücut demişler. Varlığın birliği demişler. Ama varlık lehine, yani kainat ve yaratıcı ayrımı yoktur. Ne vardır peki? Kainat vardır. Ayrıca bir yaratıcı aramaya gerek yoktur. Ne yapıyorsa kainat yapıyor. Bizi yaratmışsa kainat yaratmıştır. Karşımıza ne çıkıyorsa kainat çıkarmıştır. Madde ezelidir. Ezelden beri var olan madde ve kainat yapacağını yapmıştır. Bizi de bu seviyeye getirmiştir. Maddeye ve evrene hem ezeliyet hem uluhiyet atfetme, bu eski filozofların işi. Peki onlar bu kavramı vahdetel vücut olarak niye kullanmışlar? Bu tabii felsefi bir kavram. Vahdetül vücut. Vücut varlık demek, vahdet birlik demek. Varlık birdir. Başka bir varlık yoktur. Onu yaratan başka bir varlık yoktur haşa demişler. Peki tasavvuftaki vahdetel vücutla bu maddeci filozofların vahdetel vücudu arasında bir benzerlik mi var? Yok. Bugünün konusu da zaten o. Bu iki kelime hem onlarda var hem sufilerde var. Bu ikisi arasında bir benzerlik mi var? Hani bu Unsurul Akide Japonlara verilen cevaplardı. Onlar maddenin ezeliyetiyle alakalı bir soru sormuşlardı. Üstad Hazretleri bu konuyu da açtı. Maddenin ezeli olmadığıyla konuyu getirerek aslında maddenin ilah da olmadığını, maddenin yaratıcı da olmadığını konuyu getiriyor. Burada iki tane ana ekole bir dokundurmak durumunda kalıyor. Birisi mutasavvıfların vahdetül vücudu, birisi de filozofların vahdetül vücudu. Bu ikisi arasında bir tartışma açacak. Bu ikisi konusunda bir bahis açacak. El cevap, müteşabih hükmünde olan muhakkikini sofiyenin şatahatını ki vücudu akdese hasr-ı nazar ve istigrak ve mümkinattan tecerrüt cihetiyle matmahı nazar ettikleri delil içinde neticeyi görmek, yani alemden saniyi müşahede etmek tarikiyle takip ettikleri meslek olan cedavili ekvanda cereyanı tecelliyatı ve melekutiyeti eşyada sereyanı füyüzatı
ve merayayı mevcudata tecelli esma ve sıfatı ise dikul elfaz sebebiyle uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye tabir ettikleri hakaiki başkalar anlamadılar. Su-i tefehüm ile kendi istidadı şurelerinden zuhur eden evham-ı vahiyeye muhakkikinin kelimat ve şetaatını tatbik ettiler. Önce bu maddeci filozofların vahdetül vücuduna hiç girmedi şu anda ilk paragrafta. Sofilerin vahdetül vücudunu öncelikle incelemeye aldı. Ondan bahsederken aslında onun bir mecaz olduğunu, sofiler vahdetül vücut diyorsa mecaz olarak söylüyor. Bazı sofiler de şatahat olarak bunu söylüyor. Nasıl enel hak demişlerse vahdetül vücut da demişler. Bu da bir şatahat aslında. Ve bu şatahatın da belli gerekçeleri ve sebepleri var onlara göre. Şimdi bu paragrafı baştan alacak olursak, müteşabih hükmünde olan muhakkikini sofiyenin şatahatı. Şimdi sofilerin şatahatları vardır. Yani belli bir hale girdikten sonra söyledikleri mizan dışı sözler. Şimdi bu şatahat, sofilerin şatahatı ne hükmündeymiş? Müteşabih hükmündeymiş. Yani sofi enel hak diyorsa Hallaç Mansur gibi, Üstad Hazretleri diyor ki şatahattır. Şatahat olduğu için de mesul sayılmazlar. Çünkü aklı başında değil o anda. Ama bir taraftan o cümle bize de ulaştığına göre biz ne diyeceğiz o cümle için? Biz o cümle için müteşabih diyeceğiz. Yani o öyle demişse başka bir şey kastediyor. Ondan murat başka bir şeydir diyeceğiz. Ve vahdetül vücut demişse biz ondan murat başka bir şeydir diyeceğiz. Orada bir teşbih var aslında. Sufilerin vahdetül vücut ifadesinde bir teşbih var, bir müteşabih var. Ya müteşabih var veyahut şatahat var. Kimileri şatahat olarak bunu söylemiştir. Kimileri de bunu müteşabih olarak söylemişlerdir. Bu müteşabih neyin müteşabihidir? Vahdetül vücut müteşabihse onun anlamı nedir? Vahdetül şuhuttur diyecek Üstad Hazretleri. Yani biz bu iki mesleği ayrı ayrı sürekli okuyoruz. Vahdetül vücut mesleği, bir de vahdetül şuhut mesleği. Üstad Hazretleri bu metinde vahdetel vücut müteşabih bir ifadedir. O ifadenin hakikati vahdetül şuhuttur diyecek. Bu benim için yeni bir bilgi oldu açıkçası. İlk defa bu cümleyi okumuş oldum. İki mesleği birbirinden çok ayrı görüyordum. Burada Üstad Hazretleri öyle olmadığını anlatacak bize. Vücudu akdese hasr-ı nazar ve istigrat ve mümkinattan tecerrüt cihetiyle matmah-ı nazar ettikleri delil içinde neticeyi görmek. Şimdi vücudu akdese, yani Cenab-ı Hakk'ın mukaddes varlığına hasr-ı nazar, bütün odaklarını ve dikkatlerini Cenab-ı Hakk'ın varlığına vermişler. Hasr-ı nazar bir, iki istigrak, dalmışlar yani. Oraya tamamen dalmışlar, Cenab-ı Hakk'ın varlığı meselesine dalmışlar. Ve mümkinattan tecerrüt cihetiyle, yani bu kainattan, kainattaki eşya ve hadiselerden sıyrılacak bir terbiye metoduna girmişler. Kendileri o maddi alemden sıyrılmayı bir noktada başarmışlar. Bu üç tane operasyondan sonra matmahı nazar, yani tam bir konsantrasyonla dikkatli bir bakış sonucunda delil içinde neticeyi görmek. Biz şimdi delillerden yola çıkarak neticelere gideriz. Deliller birer ok işareti gibidir. Sufiler o oku da bir mesafe saymışlar. O ok işaretini çıkarmayalım. Delilin içinde neticeyi görelim. Delil bizi bir yere götürmesin. Delilin kendi içinde neticeyi görelim demişler. Yani alemden sani'i müşahede etmek tarikiyle. Yani sufilerin tariki yaratılmış bu alemden yaratıcısını müşahede etmek. Alemin neresine bakarsa baksın Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmek istemişler. Her şeyi bir ayna pozisyonunda görmüşler. Nereye bakılırsa bakılsın Allah görünür. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür diyor ya sadece bir cümlede. Mir'at-ı kainattan Allah görünür. Hesabıyla kainata dikkatle bakmışlar. Takip ettikleri meslek olan cedavili ekvanda cereyanı tecelliyatı. Yani tecellilerin akışını sürekli takip etmişler. Melekutiyeti eşyada sereyanı füyüzatı, feyizlerin akışını takip etmişler. Her yerde o feyizleri görmüşler. Ve merayayı mevcudatta, mevcudata tecelli esma ve sıfatı.
varlık aynalarında ilahi isim ve sıfatların yansımalarını takip etmişler. Yani o niyetle bakmışlar. Bir şeye bakmışlarsa o şeyi görmek için bakmamışlar. Aynayı görmek için bakmamışlar. Aynada yansıyanı görmek için bakmışlar. Fiilleri görmek için bakmamışlar. Esma ve sıfatları görmek için bakmışlar. Bu niyetle her nereye bakarlarsa bu niyetle baktıkları için dikul elfaz sebebiyle, dikul elfaz sözcük yetersizliği, kelime yetersizliği. Şimdi bir hal yaşıyorlar, bir hale girmişler, bir şey görüyorlar, bir şeyle müşerref olmuşlar. Her şey ayna durumuna gelmiş. O aynadan başka bir şeyi seyrediyorlar. Ama bize anlatacaklar ya, nasıl anlatacaklar? Şimdi büyük bir problem, bir hakikatle muhatap olmuşlar ama onların çıkmadığı mertebedeki insanlara bunu anlatmak istiyorlar. Dikü elfaz, kelime kıtlığı sebebiyle uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye tabir ettikleri hakaikı başkalar anlamadılar. Şimdi burada muhakkikini sofiye diyor. Mesela Muhittin İbn Arabi Hazretleri, mesela Mevlana Hazretleri, mesela Sadreddin Konevi Hazretleri. Şimdi bunlar iki tane kavram söylüyorlar. Uluhiyet-i sariye, hayat-ı sariye. Uluhiyet-i sariye, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin yaygınlığını görüyorlar. Her şeyi kuşatmış olduğunu görüyorlar. Her tarafa yayılmış bir uluhiyet görüyorlar. Uluhiyeti görmedikleri bir yer kalmıyor. Böyle bir bakış. Hayat-ı sariye, Cenab-ı Hakk'ın hay ismi. Her yerde bu canlılığı görüyorlar. Cansız eşyalarda bile bunu görüyorlar. Her şeyi zikreder, siz bilemezsiniz. Buna da hayat-ı sariye, her şeyi kaplamış hayat. Ama hangi hayat? Cenab-ı Hakk'ın hay isminden gelen hayat. Her yerde var. Nereye baksa bu hayatı görüyorlar, nereye baksa uluhiyeti görüyorlar. Şimdi başka da bir şey kalmıyor geriye. Ne yapacak bu insanlar? Kelime problemi var. Bunu nasıl anlatacaklar? Yani bal yememiş bir insana balı anlatacaklar. Hayatında hiç görmemiş, doğuştan gözleri görmeyen birine renkleri anlatacaklar. Yani bizlere bir şeyler anlatacaklar. Acaba hangi kelimeyi kullansalar onlar? Tabir ettikleri hakaikı başkalar anlamadılar. Sui tefehüm ile, yani yanlış anlama ile, kendi istidadı şurelerinden zuhur eden evham-ı vahiyeye muhakkikinin kelimat ve şataatını tatbik ettiler. Muhakkikinin kelimeleri vardı. Onların şataatı vardı. Fakat bu onların takipçileri rindeki problem sui tefehüm problemi. Şimdi Muhittin İbn Arabi anlayacak bir kafa, Sadreddin Konevi anlayacak bir kafa, onların ruh dünyasının tam olarak aynısını yaşamadan dışarıdan onları takip edince sui tefehüm, onların kavradıklarını kavrayamamışlar. Kendi istidadı şurelerinden, kendi istidatları da yok. Sadece kavrama mevzusu yetmez. Kendi potansiyelleri de ona müsait olmadığı için boş hayallere kapılmışlar ve kendi zanlarını, kendi tahminlerini o büyük muhakkinlerin kavramlarıyla birleştirmeye kalkmışlar. Yani vahdetel vücuttan Muhittin İbn Arabi'nin kastının hiçbir şey yok, Allah var, nereye baksak Allah'ı görürüz, her şey Allah'tır, heme ost. Oraya kadar götürmüşler. Muhittin İbn Arabi'nin kastının o olmadığını birazdan Üstad Hazretleri bir savunma yapacak. Neden başka bir kasta zorlamışlar Muhittin İbn Arabi'yi? Çünkü kafaları o kadarına yetmiş. Onun dışında bir istidatları yok. İstidatları müsait değil ama anlamak istiyorlar. Anlamak isterken de kaşı gözü yarıyorlar ve normalde çok ulvi bir makam olan, yüksek bir makam olan bir mevzuyu şirkle omuz omuza getirecek bir yorum yapıyorlar. Konuyu anlamadıklarından dolayı. Yani bu metni iyi ki kaleme almış diyelim veya yazdırmış diyelim. Çünkü o mesleği ya suizan edip tamamen devre dışı bırakmak veya o büyük zatları hatta tekfire kadar giden yaklaşımlardan bizi kurtarmak. Bir de gerçekten kasıtları neydi? Başkaları onu deforme ettiler ama gerçek kasıtları neydi? Onu bir kere bilip gönlümüzdeki o müstesna yerlerini korumak bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yuha onların akıllarına, yazıklar olsun onların akıllarına. Kimlerin? O büyük zatları takip edip kendi kafasına göre yorumlayıp insanlara başka bir formatta sunup dar bir çerçeveye onları yerleştiren insanlara yazıklar olsun diyor. Süreyya derecesinde olan muhakkikinin efkar-ı mücerredeleri, sera derecesinde olan mukallidini maddiyonun efkarı sefilesinden binler derece uzak. Şimdi bu paragrafta tekrar maddiyonun, maddeci filozofların, eski o maddeye göre her şeyi yorumlayan filozofların fikirleriyle bu
mutasavvıfın fikirleri aynı kelimede birleşiyor ya, vahdetül vücut, tekrar onların arasındaki mesafeyi, birbirinden ne kadar uzak iki şey olduğunu, birbiriyle çok alakasız iki vahdetül vücut olduğunu anlatıyor. Biri Süreyya derecesinde, biri Sera. Yerle gök arasında fark var diyor ikisi arasında. Evet, şu iki fikrin tatbikine çalışmak, şu zamanı terakkide aklı beşerin düçarı sekte olduğunu ve vartay-ı mevte düştüğünü izhar etmektir ki, yani burada bu iki fikri aynı görmeye çalışmak demek ki, bir üçüncü bir grup çıkmış yani. Bu filozofların vahdetül vücuduyla mutasavvıfların vahdetül vücudunun aynı olduğunu üzerine bir inanç dünyası bina etmeye çalışan üçüncü bir grup çıkmış. Halbuki birisi bir vahdet mesleğidir, öbürü de bir şirk mesleğidir. Bu ikisini aynı görmek, madem aynı kelimeyle ifade ediliyor, aynı görme eğilimine giren üçüncü bir gruba konuyu getiriyor. İnsaniyet müteessifane nazar ederek ve istidadı tahkik ve terakki lisanıyla kelle vallahu eyne sere mine süreyya ve eyne ziyâ'u es-sâti'u mine zulmeti tamise. Bu da bir ifade, kaynağını göremiyorum ama meali şöyle. Allah'a yemin olsun ki hayır, Sera nerede, Süreyya nerede? Her şeyi gösteren ışık nerede, her şeyi örtüp saklayan zulmet nerede? Şimdi her şeyi gösteren ışık, yani her yerde ışığı gösteren şey, vahdetül vücut, mutasavvıfın mesleği. Aslında o da vahdete şuhutmuş. O birazdan gelecek yavaş yavaş. Her şeyi açığa çıkaran, her şeyi aydınlatan o büyüklerin açtığı meslek nerede? Her şeyi örtüp saklayan zulmet, karanlık. Yani o maddeci filozofların her şeyi karanlığa gömen. Kainat ve yaratıcı ayrımı yoktur. İkisi de birdir ama kainat vardır. Kainat lehine konuşan panteist filozoflar her şeyi karanlığa gömmüştür. Ama vahdetül vücut mesleği her yerde bir aydınlık görmüştür. Bu ikisini Sera ve Süreyya kadar farkları vardır. Bunları kim ki beraber ve birbirine yakın görmek ve göstermek isterse, insanlık aklının durduğunu, ölüm döşeğine yattığını, insanlık aklının ölüm döşeğine yatmasıyla ancak böyle bir anlamsız yaklaşım sergilenebileceğini söylüyor. Demeye mecbur oluyor. İşaret. Şunlar ehli vahdetü şuhutturlar. Şunlar dediği vahdetül vücutçular. Bu cümle çok ilginç. Şunlar ehli vahdetü şuhutturlar. Bu da herhalde çok üzerinde durulması gereken bir cümle. Vahdetel vücutçulara vahdete şuhutturlar diyor bunlar. Yani her şeyde Allah'ı görmek. Her şeyi bir ayna gibi görüp her şeyde Allah'ın tecellilerini seyretmek. Vahdetü şuhut mesleği. Vahdetel vücutçular da böyleymiş. Ama vahdetel vücut bir teşbihmiş, müteşabih bir şeymiş. Vahdet-i şuhudu ifade eden bir meslekmiş aslında. Fakat vahdetül vücut ile mecazen tabir edilebilir. Mecazdır diyor o. Fakat hakikaten vahdetül vücut bazı hükemayı kadimenin mesleki batılasıdır. Şimdi vahdetül vücut bir mecazdır diyor sufilerde. O mecazın açılımı, hakikati vahdet-i şuhuttur. Ama bir de mecaz olmayan vahdetül vücut vardır. Hakikaten bir vahdetül vücut vardır. O da eski filozofların batıl meslekleridir. Şirk olan meslekleridir. Onun yani hakiki bir vahdetül vücut şirktir. Ama bizim takip ettiğimiz büyük zatların vahdetül vücudu vahdete şuhuttur. O bir mecazdır, teşbihtir. Tenbih. Şu mutasavvıfinin reis ve kebiri demiş ki, yani sufilerin, mutasavvıfların reis ve kebiri demiş ki, isim vermiyor Üstad Hazretleri, fakat Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerine Şeyhül Ekber dendiği için, kebir kelimesi de burada kullanıldığı için, zaten bizim bildiğimiz yani tasavvufu bu noktada o mesleği sistemleştiren, onu kitaplara döken, onu teorisyenliğini de yapan, aynı zamanda yaşayan bir insan olarak o mesleğin başı gibi duruyor, kaynağı gibi duruyor. Muhyiddin İbn Arabi'nin kastedildiğini bu cümleyle ilgili okuduğum 3-4 tane açıklama kitabı var. Hemen hepsi aynı kişiyi söylüyor. Muhyiddin İbn Arabi kastedilmiştir diyor.
Şu mutasavvifinin reis ve kebiri demiş ki, İttisali veya ittihadı veya hululu iddia eden, marifet-i ilahiyeden hiçbir şey istişmam etmemiştir. Bunu Muhyiddin İbn Arabi söylemiş. Çok önemli bir cümle. İttisal ve ittihat ve hulul. Yani bunlardan bahseden, yani kainat yaratıcı birliği, aynılığı, birbirinden farkı olmayışı, her şeyin hak oluşu, heme ost, her şey odur gibi bir fikre kapılan, marifet-i ilahiyeden hiçbir şey istişmam etmemiştir. Yani aslında Allah bilgisinden notu sıfırdır. Enteresan. Muhyiddin İbn Arabi söylemiş bunu. Kim ki kainatla Allah ayrımı yoktur derse, ilahi bilgi ilmindeki notu sıfırdır. Hiçbir şey, kokusunu bile almamıştır. Cahilin tekidir demiş Muhyiddin İbn Arabi. Keşke bu kitaplarda bunu Muhyiddin İbn Arabi nerede söylemiş, hangi kitabının neresinde söylemiş bulunabilseydi, onu not düşmemişler. Ben oldukça meraklandım açıkçası. Evet, mümkün vacip ile nasıl ittisal ve ittihat edecek? Yani mümkün, hani biz ve kainat, varlıklar, olsa da olur olmasa da olur varlıklar, vacip ile nasıl aynılaşacak? Mümkün vacip olamaz ki hiçbir zaman. Çünkü en azından bir başlangıcı var. Ezelden gelmiyor yani. Kella, evet, mümkünün ne kıymeti vardır? Ta ki vacip onda hulul ede, haşa. Yani bu kainat ne önemi olabilir ki vacip olan gelsin de bu kainata yerleşsin? Vacip olanın yanında ne ki yani? Bütün kainat ne ifade eder ki o gelsin de buna yerleşsin? Neam, evet, mümkünde füyüzat-ı ilahiyeden bir feyiz tecelli eder. Evet, yani kainata yerleşmez. Vacip gelip mümkünün içine yerleşmez. Ama feyiz eder, yansımalar yapar yani oraya. Tecelliler yapar, tecelli eder. Mesela ressamla resim ilişkisi. Yani ressam resme girmemiştir, değil mi? Resmin içinde yoktur ama resim ressamdan bir yansımadır, bir parçadır. Mektup katipten bir yansımadır fakat katibin kendisi değildir veya katibin kendisinden bir parça barındırmaz. Karakol devletten bir parçadır ama devletin kendisi değildir. Yani bu ayrımları yapmak gerekiyor. İşte bunların mesleği ötekilerin mesleğine münasebet ve temas edemez. Yani bu maddiyunun vahdetül vücuduyla mutasavvıfın vahdetül vücudu birbirine temas edemez, münasebet kuramaz. Zira maddiyunun mesleği maddiyata hasr-ı nazar ve istigrak ettiklerinden efkarları fehmi uluhiyetten tecerrüt edip uzaklaştılar. Maddiyunun mesleği maddiyata odaklana, bütün her şeyi maddede bulacağını düşüne, İstigrak etmişler. Sufilerin manada istigrak etmeleri gibi onlar da maddede istigrak etmişler. Fikirleri fehmi uluhiyetten tecerrüt edip uzaklaştılar. O kadar maddeye baktılar ki uluhiyeti kavrama yeteneklerini kaybettiler. Çünkü uluhiyet maddeyle alakalı bir şey değildi. Maddede hakikati arıya arıya manaya karşı gözleri kör oldu. Maddeye o kadar değer ve önem atfettiler ki manaya açık olan gözlerini kör ettiler. Artık oradan hiçbir şey alamaz oldular. Tam bir cahil oldular. Manevi ilimlerde bir cahil oldular. O derece maddeye kıymet verdiler ki her şeyi maddede görmek, hatta uluhiyeti onda mecz etmek gibi bir mesleki müteassifeye girmişlerdir. Maddeye o kadar değer verdiler ki bir uluhiyet çıkacaksa bile maddeden çıkması lazım dediler. Mesela bir tanrı parçacığından bahsettiler. Tanrı geninden bahsetti. Tanrı geni varmış insanda. O gen sayesinde tanrıya inanıyormuş. Oralara kadar konu gitmiş oldu. Bazıları bu madde altı, esir maddesi, onun biraz aşağısına inince ilahi bir şey açılacağını düşündüler madde olarak. İlahi bir madde. Madde mana arası bir şey aradılar. Böyle illa madde olacak diyorlar. Yani bir uluhiyet olacaksa bile bizim laboratuvarlarımıza giren, oralarda ölçebildiğimiz bir şey düşüncesiyle oralara baktılar. Böyle baka baka da gittikçe körleştiler. Mutasavvıflar öyle miydi yani? Onlar maddeye değer vermedikleri için madde onların gözünden silinmişti. Bunlar maddeye fazla değer verdikleri için mana bunların gözünden silinmiş oldu. Fakat ehli vahdet-ü şuhud olan muhakkikini sofiye o derece vacibe hasr-ı nazar etmişler ki maddeye değil de vacibe hasrı nazar etmişler ki mümkünatın hiçbir kıymeti kalmamıştır.
Yani bu alem, varlıklar yoktur değil. Önemsizdir. Önemini kaybetmiş. Vacibe o kadar odaklanmışlar ki madde alemi gözlerinde değer ve önemini kaybetmiş. Kıymeti kalmamıştır. Bir vardır derler. Yani o da bir vardır diyor. Her şey birdir diyor. Birdir yani. Allah varken başka varlıkların lafı mı olur? Allah'ın varlık mertebesi yanında başka şeylere biz nasıl var diyebiliriz? Biz ona yok deriz yani. Çünkü Cenab-ı Allah'ın varlığını düşünüyoruz. Öbürlerine nasıl var diyeceğiz? Bir vardır derler. El insaf. İnsaf edin. Sera Süreyya kadar birbirinden uzaktır. Birisi diyor ki kainatta bir kıymet göremedim. Vacibe hasrı nazar ettim. Kainatı artık fark edemez oluyorum. Artık vacibe hasrı nazar ede de kainatı kaybettim. Göremiyorum, hissedemiyorum. İtibarsız kaldı gözümde diyor mutasavvıf. Öbürü de maddeye öyle bir değer veriyor ki mana diye bir şey göremiyorum diyor. Manayı önemsiz görüyor. Bu ikisi birbirinin tam zıttı. Böyle az da değil yani. Tam birbirinin karşıtı ama kelime olarak birleşmişler. Vahdetül vücut kelimesinde birleşmişler. Maddeyi cem'i enva ve eşkalıyla halk eden Halık-ı Zülcelal'e kasem ederim ki, dünyada şu iki mesleğin temasını intac eden rey-i ahmakaneden daha kabih ve daha hasis ve daha sahibinin mizacı aklının inhirafına delil olacak bir rey yoktur. Yani dünyada gelmiş geçmiş fikirler arasında bu kadar anlamsız, bu kadar çirkin, bu kadar sahibinin akıl eksikliğine delalet eden, işaret eden daha bu kadar garip bir durum olmaz diyor yani. Bu iki mesleği bir görmek, aynı görmek, birbirine benzetmek, birbiriyle karıştırmak bir akıl hastalığıdır. Sahibinin akılsızlığına delildir. Tenvir bir kısa paragrafta konuyu güzel açıkladığı için onunla bitirelim. Küre-i arz parça parça ve rengarenk ve mütehalif cam parçalarından farz olunursa, yeryüzünde de ağaçlar, çiçekler yok da hep cam parçaları var diye düşünelim. Değişik büyüklüklerde ve değişik renklerde, değişik özelliklerde cam parçaları var diye farz olunursa, her biri başka çeşitle levnine ve cirmine ve şekline nispetle şemsten bir feyiz alacaktır. Güneş yansıyor, yeryüzü de cam parçalarından oluşuyor. Cam parçaları ne kadar büyükse, hangi renkteyse, kendi şekli neyse, güneşi o şekle sokacaktır. O renge sokacaktır güneşi, o boyuta indirecektir her cam parçası. Şimdi çok güzel bir vahdetül vücut meselesine getiriyor yani. Yansıyor yani, tecelli ediyor. Tecelliye bakıyoruz. Tabii ki o tecelli güneşin kendisi değil. Çünkü güneş o cam parçalarının renginde değil yani. Şeklinde değil. Mutasavvıf da aslında bunun farkında. Bir şey tecelli ediyor ama benim kendi potansiyelime, kabıma göre benim kendi rengimi alıyor yani. Onun farkında. Ama bakıyor ki o renk gene şemsten geliyor, güneşten geliyor. Şu hayali feyiz ise, hayal mesleği aslında, o vahdet meslekleri, vahdetül vücut mesleği aslında, vahdetül şuhut haliyle kainatı hayal yerine koyuyor. Ciddiyetini biraz hırpalıyor açıkçası ama sonuç itibariyle o vacibe olan hürmetten ve ona atfettiği değerden ötürü böyle. Şu hayali feyiz ise ne güneşin zatı ve ne aynı ziyasıdır. Yani ne güneşin kendisidir o cam parçalarında yansıyan, ne de güneşin ışığıdır. Güneşin rengidir değil yani, camla alakalıdır. Hem de ziyanın temasili ve elvan-ı sebasının tesaviri ve güneşin tecellisi olan şu gunagun ve rengarenk çiçeklerin elvanı faraza lisana gelirse her biri güneş benim gibidir veya güneş benim diyeceklerdir. Çiçeklere de yansıyor çünkü güneşin renkleri. Çiçek de temsil ediyor güneşi, aynalar da temsil ediyor, cam parçalar da temsil ediyor. Şunu diyecektir, güneş benim gibidir diyecektir. Bir ayna bunu diyebilir. Güneşte ışık varsa bende de var. Güneşte renk varsa bende de var. Güneşte yedi renk varsa bende de var. Işık varsa bende de var diyor yani. Güneş benim gibidir veyahut güneş benim diyeceklerdir. Güneş benim gibidir derse güzel. Ama biraz çizgiyi açıp güneş benim derlerse ona da biz şataat deriz yani. Enel Hak'la burada güneş benim mevzusu birleşmiş oluyor. Kendisini unutmuş, kainatı da unutmuş. Sadece vacibe hasrı nazar ede ede kendini kaybetmiş, kontrolden çıkmış. Ne söylediğini bilmez olduğu bir halde ben güneşim diyor yani. Aslında uyandığı zaman, aklı başına geldiği zaman da bu sözünden dolayı istiğfar ediyor. Hatta bir daha böyle bir şey söylersem benim boynumu
vurun diyen mutasavvıflar oluyor. Şataata 29. mektuptu. Orada da mazur bakılıyor. Büyüklerimiz şataat ettiği anda maruz bakıyorlar. Hallaç Mansur böyle bir şey demiş. Onu kılıçtan geçirmişler. Mevlana Hazretleri diyor ki ben o dönem olsaydım hallacı kurtarırdım diyor. İnsanlara anlatırdım diyor yani. Hal nedir, şataat nedir, cezbe nedir anlatırdım. Onu onların ellerinden kurtarırdım diyor. Evet, burada bir alıntı daha. Evliyaullah'a tuzak olan o hayaller ise Hüda bahçesinin ay yüzlülerinin cemallerinin yansımasından ibarettir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi Şerifinden bir alıntı yapmış Üstad Hazretleri. Evliyaullah'a tuzaklar vardır. Bizim normal insanlara olan tuzaklar gibi değildir. Onlar ay yüzlülere bakarken tuzaklara düşerler. Farklı tuzaklara düşerler. Kendini kaybederler o tuzaklarda. Onlar evliyaların ayrı halleridir. Fakat ehli vahdete şuhudun meşrebi fark ve saftır. Yani ayrım, asıl vahdetel şuhud ayırır yani. Allah ayrıdır, kainat ayrıdır. Yani bu asıl gelmemiz gereken nokta ve saftır. Yani sarhoşluk değildir, kendini kaybetmişlik değildir, aklı başındalıktır. Vahdetel şuhud öyle olmalıdır. O daha önemlidir diyor. Vahdetel vücuttan öte, istigraktan öte, şataattan öte bu daha değerlidir. Ehli vahdetül vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Yani o kendini silmiş, algılarını silmiş, kendi zihin fakülteleri itibariyle de yer yer kontrolü kaybetmiş. Bu öbürüne göre biraz daha aşağıdadır. Vahdet-i şuhud daha yüksektedir. Safi meşrep ise meşrebi ehli fark ve saftır. Yani asıl safi, temiz olan meşrep, uyanık olan meşreptir. Fark meşrebidir. Kainatla eşya arasında fark koyabilen, bu o değildir. Bu oradan bir yansımadır, bir feyizdir. O ayrı bir konu ama o ayrıdır, bu ayrıdır diyebilen. Her şey Allah'tır dersek orada şirke girdiğini düşünen, her şey Allah'tandır dersek burada bir tevhide erdiğini düşünen, asıl mertebesi yüksek olan budur. Gene bir beyit almış, son olarak onunla bitirelim. O da Divan-ı İmam-ı Ali'den bir beyit. İnsan kendi hakikatini dahi idrak etmekten aciz iken, her şeyden önce var olan ve her şeyi ceberutiyeti mutlaka ile hükmü altında tutan zatı nasıl idrak edebilir? O cebbari zevkedem ki her şeyi ilk olarak yoktan yaratmış ve inşa etmiştir. Sonradan var olup can bulanlar onu nasıl idrak etsin? Yani insan kendisini bile anlayamıyorken, kendi varlığını anlayamıyorken Cenab-ı Hakk'ı nasıl anlasın? Biz yoktuk, bizi var etti. Bizi var eden varlığı biz nasıl anlayabilelim? Yani aramızda böyle büyük bir fark var. Yokken bize varlık vermiş, ölüyken bize can vermiş. Böyle bir varlığı biz kendimiz zihnimizde kuşatmaya çalışıyoruz. Bunun mümkün olmadığını söylemiş İmam-ı Ali Hazretleri.